Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuz Guardia Turka Köpek Çiftliği'nden yayın yapacağız. Şimdi Can Bey'i aslında köpek sektöründeki ya da köpeklerle hobi olarak ilgilenen herkes tanıyor. Ama ben gene size videonun ilerleyen aşamalarında Can Bey'i tekrar tanıtmaya çalışacağım bilmeyenler için. Can Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bize bu imkanı tanıdığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle birçok köpek çiftliğine dolaştık, gördük. Hani köpeklerle ilgilenen birisi olarak. Fakat böyle bir çiftliğin bir örneğini daha göremedik. Sizden de bir randevu talep ettik. En azından böyle bir çiftliği izleyicilerle buluşturduk. Onun için ayrıca çok teşekkür ederiz. Şimdi Can Bey'i aslında ben daha önceden tanıyorum. Şimdi tanışmamız nasıl başladı? Preste Canario diye bir ırkı keşfettim ben. Irkın işte Amerikan Köpek Federasyonu sitesinden, İngiltere Köpek Federasyonu resmi sitesinden araştırdım. Araştırdıktan sonra ırkın bana çok uygun olduğuna karar verdim ve Türkiye'de bunu kim üretiyor diye merak ettim. İnternette uzun araştırmalar sonucu birkaç yer keşfettik. Fakat onlar çok güvenilir gelmedi. Daha sonra Cem Çelik Bey'e ulaştık. Bir telefon açtık, randevu aldık, geldik buraya. Burayı kısa anlatacağım, ondan sonra çiftlikle ilgili bahsedelim. Sadece bunu anlatmam nedeni, Can Çelik'in köpeklere bakış açısını görmeniz açısından. Geldim buraya, dedim ben yarın sizin yanınıza geleceğim. Saat kaçta geleyim? İşte dedi saat 3.30 gibi gelebilirsin. Geldim, dedi yalnız biz çiftliğimizi yeni yere taşıyoruz. Çok daha büyük bir alana, artık yeterli gelmiyor eski alanımız. Elimizde bir tane yavru var çünkü onu da kendim ayırmıştım dedi. Ve yavru üretmedik dedi taşıma dolayısıyla. Peki dedim. Geldim. Önümden bir tane bir araba geliyor çok lüks. Her neyse o benden önce çiftliğe girdi. Can Bey'le konuşmaya başladılar. İşte ben de geldim. Bana hoş geldin dedi. Onlara hoş geldin dedi. Önce onlar geldiği için onlarla başladı. Köpek var mı diye sordular. Preste Canario istiyorlar ama özellikle. Can Bey de dedi ki bir tane var ama dedi. O dedi rezerveyi demiş köpek dedi. Allah dedim o bir tane köpek vardı. Onu da dedim herhalde birisi aldı. Biz dedim prese alamayacağız herhalde. Sonra adamlar dedi ki ne kadar bunların fiyatları dedi. 15 bin lira dedi Can Bey. Ama dedi bu köpeği size veremem dedi. Adam verebilirim dedi. Alan kişiyle konuşun dedi hatta size. Telefon açın dedi. Ona da bir şeyler verebiliriz dedi hatta. Hatırlıyorsanız değil mi? Sonra adamlar gitti, bana dedi ki, bu köpeği dedi alabilirsin dedi, sana fiyatı dedi 6.000 lira dediniz, hatırlıyorsanız. Sonra ben bir durdum falan böyle, niye 6.000 lira bana, adamlara 15.000 lira köpek rezerve niye verilmiyor diye düşündüm. Sonra ben de sordum, o zaman tanışmıyoruz ama ilk defa karşılaşıyoruz hatırlıyorsanız. Sonra dedim, neden böyle yaptınız? Bunlar dedi, benim birkaç tane köpeğimi alanlar oldu dedi, gelen insanlar dedi, böyle kibar insanlardı dedi. Sonra ben bu köpeklerin dedi dövüş ringlerinde olduğunu öğrendim dedi. Ve gittim köpeklerimi buldum dedi. Ve bunları iyi niyetle vermek isteyenlere, iyi niyetle başka türlü anlayanlara dedi. Anlatarak dedi köpeklerimi geri aldım dedi. Ben köpeklerimi hiçbirisini dövüştürmem demiştiniz. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bu adamların da gelmesi nedenmiş onu da söyleyeyim ben size. Şimdi o köpekler daha önceden liglerde dövüşler ve birçok şampiyonluk kazandılar ya, biliyorsunuz köpek dövüşü illegal yapılan bir şey ve büyük paralar dönüyor. Oradan duymuşlar Can Bey'in soy hattından köpek alıp köpek dövüştürmek istiyorlarmış bu adamlar. Can Bey de bundan şüphelendiği için adamları gönderdi. Hatta biraz da dikkat ediyorsanız bayağı bir sert davrandınız. Hani şimdi videoda olduğu için tam söyleyemiyorum söylediğiniz kelimeler ama. Ben kabalaştığım zaman çok kabalaşırım. Öyle bir şey bilmiyoruz. Adamlar böyle hani ayakları popolarına vura vura koşa koşa kaçtılar gittiler. Resmen öyle bir şey olmuştu. Sonra işte biz köpeğimizi sahiplendik. Şu anda 15 aylık civarında çok güzel bir Preste Canario'muz var. Can Bey, bizim çiftliğimizde kaç tane ırkımız var şu anda ürettiğimiz? 17 ırkımız var ürettiğimiz. 17 ırk üretiyoruz yani. Ya benim bildiğim esas bir de siz mastifler konusunda. Yani kendi özel zevkinizle mastifler. Tabii yani en sevdiğiniz ırklardan. Napolitan mastif aşkım vardır benim. Yani 31 yıldır Napolitan mastif beslerim, üretirim. Daha sonra Napolitan mastife sırasıyla Fransız mastifler katıldı. Arkasından İngiliz mastifler katıldı. Daha sonra Bull Mastiff'ler katıldı. Yani 4 Mastiff
mastif ırklarından ana temeldeki 4 mastif ırkını üretiyorum. Tibet mastifini Türkiye iklimine uygun olmadığı için, hayvanlara zul geldiğine inandığım için Tibet mastifi üretmiyorum. Ondan sonra Cane Corso'larımız var, Prese Canario'larımız var, büyük ırklardan devam edersek. Bizim derneğin, yani Türk Mastif ve Banlut Derneği'nin çalışmaları bizim çiftlikte yürüyor. Orada da 6. jenerasyona gelindi Türk Mastifi için. İşte bu yavrular da Türk Mastif yavrularından Bandok çalışmaları. Bandoklarımız var. Devam ettiğimizde Alman kurdu olarak baktığınızda işte Showline denen standardı. Onun dışında Solid Black ve Sable'lar var. Belçika Malinois'lar var. Şimdi oradan daralarak gidelim aşağıya. Rhodesian Ridgeback'ler var. Bir solukta hepsini sayması da zor oluyor benim köpeklerim. Kangallarımız var. Kars çoban köpeklerimiz var. Rottweiler'lar var. Beagle var. Bull Terrier var. French Bulldog var. İngiliz Bulldog var. Bir soğukta aklıma gelen var, da var. Unuttum var mı bilmiyorum. Unuttum varsa üzüm şey bana bozulmasın. Var da var. Rhodesian Ridgeback'le ilgili size çok ilginç bir şey anlatayım ben. Şimdi ben de bir Rhodesian Ridgeback almak istedim ama o zamanlar Can Bey de yoktu. Güney Afrika ile yazışmaya başladık. Bu köpek biliyorsunuz Güney Afrika'nın milli köpeği. Şimdi herhalde 15-20 yerle yazıştım. Cevaplar şu, diyorlar ki geleceksiniz, sizi tanıyacağız, göreceğiz, karakterinizi beğenirsek köpeği verebiliriz ama gelirsiniz buraya köpeği de vermeyebiliriz gibi bir hikaye anlatıyorlar bana. Ama bunu bir kişi yapmıyor. Birbirinden farklı. Rhodesian Ridgeback üreticisi insanlar yapıyor. Bir de çok orijinal. Bunların birçoğu da kadın. İşte Afrika'nın savanalarına yakın böyle sınır olan geniş arazilerde. Sonra bir gün geldim buraya. Arada bir geliyorum. Hani çok sık olmasa da. Bir gün geldim, burada Rhodesian Ridgeback var. Can Bey dedim, nereden buldunuz bunları? Bunları bu köpekleri vermiyorlar dedi, ben bulurum. Yani mesela özellikle Rhodesian Ridgeback'i paranızla da alamazsınız. Hani burada biraz itibar gerekiyor. Açıkçası beni itibarlı bulmadığı için oradaki üreticiler bana bu köpeği vermediler. Ama Can Bey'e köpeği verdiler. Bir de Can Bey'in ilginç bir özelliği Türk Mastif üretimi. Biraz da ondan bahsedelim. O bizim için çok önemli çünkü. Hani biraz değil, oldukça milli bir kişilik olduğu için Can Bey, bütün dünyada mastif ırklarının her ülkenin bir mastifi var diyor, bizim niye yok diye bu elimizde gördüğünüz yavruların olduğu Türk mastif ırkını üretiyor. Bunlar Bandok yavrular. Onlarla ilgili biraz soralım. Çok eski biz onun derneğini kurduk. Dernekte yürüyor. Ali Akarsu Dernek Başkanımız. Ali Bey yönetiyor işleri. Yani ben daha çok ekonomik desteğini sağlıyorum, damızlık desteğini sağlıyorum yıllardır. Orada bayağı bir yol kat ettik biz. Yani az bir süre kaldı, oturacak. İki ayrı hattımız var. Bir 60-70 kilo civarında erkekleri olan çok atletik bir hattımız var. Bir de böyle 85-90 kilo erkeklerinin olan diğer bir hat var daha kalın ama onlar da atletik. İşte bakalım nereye doğru evrilecek. Zamanla göreceğiz onu. Bildiğim kadarıyla bunu yapan başka hiç kimse yoktu. Yok. Herkes daha çok yabancı ülkelerden köpek alıp köpek üretiyor. Duyulmaya başlandı Bandok Mastif. İşte buldukları yasaklanmış Dogo Arjantinleri buldukları herhangi bir köpeğe çekip bu Bandok demeye kalktılar ama onlar Bandok değil. Yani şimdi bizimkilerle kıyasladıkları zaman bizimkilerin üçte biri kadar ya da bizimkilerin bacağı kadar köpekler çıkıyorlar. Atletik değiller, sağlıklı değiller. Yani köpek üretimi zaten köpek eşleştirmek demek değildir yani. O yıllar içinde gelen bir birikim, bir bilim, bir bilgi, soykütüğü okuması bunlar gerekiyor. Yani ben ilk bu çalışmalara başladığımızda ben dünyada şampiyonlukları olan Prese Canario'lar o zaman Dogo Arjantin yasak değildi. Dünyada şampiyonlukları olan Dogo Arjantinler benim yurt dışından getirdiğim Dogo Arjantinler, Fransız Mastifler dereceli. Napolitan Mastifler dereceli. Yani ben hep şampiyonluk almış köpekleri bu havuza koydum. Yani onların belli hani olanlar... öyle bulduğumuz sıradan köpekler değildi. Yani koyduğumuz her köpeğin en az bir Best of Breed ödülü vardı. Yani ırkın en iyisi, derecesi almış köpeklerden yola çıkarak biz
Geldik. Geldiniz. Ve yani yurt dışındaki böyle köpek fiyatlarında böyle şampiyon bir köpeği almak istediğinizde 3 aşağı 5 yukarı tamam. Tabii canım, şimdi beni arayanlar benimle pazarlık ediyorlar. Abi işte 3 bin olmaz mı, 5 bin olmaz mı, 6 bin olmaz mı? Ya ben bir köpek alıyorum 10 bin euro, 20 bin euro. Benim aldığım köpekler de böyle yani. E şimdi ben üretirken, şimdi bizim Demon mesela, örnek veriyorum. Demon'un uluslararası değeri, ekonomik değeri 25 bin euro. Yani bu mastif üretmek için o zaman siz herhalde bir 300-400 bin euro civarında daha fazla yatırım yaptınız. 1 milyon euronun üzerindedir şimdiye kadar harcadığım para. Yani şöyle düşünün, ben geçmişte farklı işlerim oldu, fabrikalarım falan da oldu ama müteahhitlik tecrübesi yüksek bir adamımdır. 1000 kilometre yol yapmıştım var, 2 tane gölet yapmıştım var devlet su işlerinde. Yani tadilat dekorasyon işlerini saymıyorum bile. E şimdi burası benim yaptığım 6. köpek çiftliği. İnşaatını kendim yaptım. Yani 6.sı bu. Her bir köpek çiftliğinde, bir de yani bu köpek çiftliği de tecrübeye dayalı. Her ne kadar yani araştırsanız, etseniz, videolara baksanız da yaşanarak görenen şeyler var. Yani kanalizasyon sisteminden tutun da padok sistemine kadar her şey yaşamayla alakalı. Yapıyorsunuz çiftliği, sonra yaşamaya başlıyorsunuz köpeklerle beraber. Bir şeye atladığınızı görüyorsunuz ve çok büyük problem ve zaman kaybına neden oluyor. Bunlar zamanla birike birike birike, işte bu son bizim yaptığımız, inşaatını tamamladığımız çiftlikte şu an 1800 metrekare ikinci bina, 1200 metrekare birinci bina, 3000 metrekare kapalı alanımız oldu şu ana kadar. 17000 metrekare de açık alanımız var. Şimdi zaten bizi diğer köpek çiftliklerinden ayıran gerek kapalı alanda gerek açık alanda padok ölçüsü, padok bahçesi, hayvan gezdirme alanları açısından en büyüğümüz. Yani bir köpek başına ayrılan alan. Düşen metrekare olarak. Düşen metrekare olarak. Onun dışında hijyen koşullarına göre hesap edildi her şey. Personel sayımız bizim çok fazla. Yani köpek çiftlikleri genelde bir tane Özbek ya da bir tane Afgan bulur, işi maçı bunlarla idare etmeye çalışır. Siz biliyorsunuz yani bizim burada kadrolu 10 personelimiz var. Bunlardan 3 tanesi teknik eleman, birisi eğitmen. İki tanesi yani ofisle alakalı insan ama 7 tane sadece padok temizliği ile alakalı personelimiz var. Artı bir veterinerimiz var. Ben varım işin başında sürekli. Ben her aşamasında dururum işin yani. Temizliğinde de varımdır. Aşısında da varımdır. Eğitimine de giderim. Hepsini yaparım yani. Başına takip ederim. Bu işi takip etmeden olacak bir iş değil köpek çiftliği işi. Canlı hayvan işte. Bu işin tatili de yoktur. Mesaisi de yoktur. Haftada 7 gün, günde 18 saat devamlılık. Mesela yani Türkiye'de 24 tane doğumhanesi olan başka bir köpek çiftliği var mıdır bilmiyorum. Ya da yani sayısını kaçırdım artık da en son 242 miydi, 243 müydü damızlık sayımızdı. Çok yani bizde damızlık sayısı söylendiği zaman bir de dişileri söylüyorlar, erkekleri söylemiyorlar. Evet, evet. Evet, buradaki arkadaşların öyle bir alışkanlığı var. Ya da evet. Şirket kültürü mü denir, çiftlik yani, kültürü mü denir? Sadece şöyle düşünün, bizim kızan dediğimiz, kızan kontrolüyle ilgili bir personelimiz var, tek. Sabahtan akşama kadar onun görevi bütün damızlıkları tek tek gezerek kıza kontrolü yapmak. Yani çıktılar alıyorlar, daha önceki yıllardan. Dönemleri belli. O ay içinde diyelim ki bizim çiftlikte kızana gelmesi gereken 30 tane köpek varsa, dönem yaklaştıysa sürekli o 30 köpeğin kontrolünü yapıyor. Ya zaten başka bir işe alsanız o kadar köpeğin kızanını kontrol edemez, yetişemez çünkü. Evet, bir de bakın bu çiftlikte çok ilginç bir şey daha var. Diğer farklı çiftlikleri gezip görebilirsiniz. Dişlerinde mutlaka iyileri de var. Ama genellemeye bakarsanız köpekler için ayrılan gezinti alanı olarak en fazla burasını görürsünüz. Yani bu da şudur. Birçok yerde köpekler kafeslere konur. Hayatları boyunca o kafeslerden çıkmazlar. Kafes ölçüleri zaten buradakilerin yarısından bile daha az. Ben gördüğüm için görüyorum. Ama birkaç tane iyiyi tabii ayırmak lazım. Ama dış bahçe alanı olarak burada köpekler düzenli olarak güneşe çıkıyor. Dış bahçede geniş yerlere çıkıyorlar. Streslerini atıyorlar. Yani evde bir köpeğinizi nasıl besliyorsanız, bakıyorsanız, dışarı çıkarıyorsanız, yürütüyorsanız, seviyorsanız aynı şekilde burada da bakılıyor. Burada sadece tek var, köpek sayısı fazla. Bu da size çok ciddi bir maliyet getirmiştir. Ya benim aslında tamamen. Köpekler bereketli hayvanlardır. Yani kendi kendilerini döndürüyorlar. Benim de bir gelir beklentim olmadığı için. Hatta kendi kendilerini döndürmekten de şimdi bizim rescue bölümümüz var burada. Sokak kedi ve sokak köpekleriyle alakalı.
görmüşsünüzdür. Gördüm. Kurtarma bölgemiz var. Kendilerine doyurup besleyip kendilerine bakan insanların maaşlarını çıkarttıkları gibi ciddi sayıda sokak köpeği ve kedisine de bakıyorlar. Yani ben ona biz bakıyoruz demiyorum. Köpekler bakıyorlar yani. Evet, burada nerede böyle yaralı bir köpek var, sokağa atılmış, kendine bakamayacak köpek var, kedi var. Burada ayrı bir bölümde onları görebilirsiniz. Yani diyorlar ya işte, iyilik yapacaksın, hayvanlara yapacaksın. Çünkü hayvanlar en azından anlıyorlar. Ve mesela yanlarına gittiğinde de Can Bey, ben görüyorum o sokak köpeklerin. Hepsi beni de al, beni de al, beni de sev, beni sev diye havalara sıçrıyorlar. Yani sadece yemeği vermekle değil, mesela bazen ziyarete geldiğimde her gün günde 3-4 defa gidip onların arasına giriyor, onları seviyor. Şimdi Guardia Turca köpek çiftliği diğerlerinden tamamen farklı. Bakın bir özelliği daha var. Kars Çoban Köpeği diye bir bizim milli köpeğimiz var. Bu köpek şu anda yok oluyor. Şimdi Can Bey, Kars bölgesinden çok böyle bir yıl kadar uğraştı benim bildiğim kadarıyla. Saf kanları buldu. Bulabildiği de zaten 5-6 tane. Diğerlerini halkın kendisinde de yok daha fazlası. İşte bu Kafkas Çoban Köpeklerini falan getirmişler. Hani yabancı köpekler modadır ya, kendi köpeklerinin kıymetini bilmemişler sanırım. Can Bey, burada o köpekleri üretiyorsunuz siz ve bundan da bildiğim kadarıyla şu anda hiç satmıyorsunuz. Zaten bu köpeklerin talep de yok. Talep malep yok. Yani. Yok değil mi? İstemiyor herkes. Herkes cidabosu yüksek, büyük, 100 kiloluk köpek istiyorum diyor. Kars çobanları istemiyorlar. Biz de işte cidden hakkını verebileceğine inandığım, iyi bakacağını gördüğüm birileri olursa onlara akraba olmamak kaydıyla eşleri veriyorum. Yani bunları üret diyorum. Sonra bizi ara. Onları da kayıt altında yapıyoruz. Onlar da bizi ara. Senden çıkacak yavruları da başkalarından çıkacak yavrularla yani kıyaslayarak, eşleştirerek onları da sahiplendirelim. Hiç olmadı ırkın nesli tükenmesin diyorum. Yani yapmaya çalıştığım bu. Bir de bir şey daha. Can Bey herkese köpek satmıyor. İlk başta anlattığım örnek aslında hani onu vurgulamak içindi. Ben burada bazen evim yakın olduğu için, şimdi bir de Guardia Tık'ta şöyle bir şey var. Buradan köpek aldığınız zaman buraya her zaman gelebiliyorsunuz. Sizi çok iyi misafir ediyorlar, ağırlıyorlar. Hani köpeği aldınız, parasını verdiniz. Ondan sonra birçok yer gibi ben sizi tanımıyorum. Telefonlara çıkmamak, bakmamak diye bir şey yok. Sizi burada yemek ısmarlıyorlar, çay kahve ısmarlıyorlar. İstediğiniz zaman gelebiliyorsunuz köpeğinizle. Aklınıza ne geliyorsa sorabiliyorsunuz ve bunun sonucu da arkadaş oluyorsunuz. Hafta sonları bize yasak olmadığı zaman hafta sonları pikniğe gelen ailelerimiz var mesela. Bizden yavru almışlar. Hı hı. Köpekler büyümüş, 4 yaşına, 5 yaşına gelmiş ama pikniğe gidecekleri zaman hadi Guardia Turca'ya gidelim diyorlar. Yani bizim öyle bir hizmetimiz yok. Yani biz kalkıp da yiyecek içecek satmıyoruz ama kendi yiyeceklerini getiriyorlar. Biz mangal veriyoruz bir tek, boş mangal. Kömür de kendileri getiriyor. Basalar var, gidiyorlar oralarda. Kendi pikniklerini yapıyorlar, tabi ortamı temiz bırakmak şartıyla. Geldikleri gibi temizliyorlar, bırakıp gidiyorlar. Yani kısaca şey olmuş, böyle bütün müşterilerinizle aile olmuşsunuz. Bir de genelde ben prensip olarak çocuklu ailelere köpekler daha çok. Çünkü ben çocuk gelişiminde köpeği, benim annem bu arada Türkiye'nin ilk çocuk gelişimcilerinden biriydi. Hala çocuk gelişimci ama yıllar oldu emekli olalı. İlk annemizden öğrendiğimiz buydu. Canlı hayvan çocuk gelişiminden psikolojik olarak hem sağlık açısından çok önemlidir. Çocuğu disipline eder, sorumluluk duygusu kazandırır, karakterini düzeltir, gençlik çağında onları kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlardan uzak tutar. O yüzden ben daha çok ailelere tercih ediyorum köpek sahiplendirirken, köpek verirken. Ya dediğim gibi yani gözüm tutmayan adam 3 katı da para ödese verme. Evet, ben şahidim yani birebir ona. Yani. Şahidim. Bir hafta sonu daha geldiğimde buraya, o zamanlar yasaklar başlamadan bir hafta önce falandı sanırım herhalde. Gene böyle birileri geldi, dedi bir sürü yavru var ortada, görmüştüm ben. Dedi şu anda satılık hiç köpeğimiz yok dedi, onları da göndermiştiniz. Yani ben iki tanesine şahidim ama diğerlerini bilmiyorum. Buradaki köpeklerin tamamı secereli, yani soy kütük belgeli. Çoğu zaten yurt dışından sizin söylediğiniz gibi şampiyon köpekler. Kökenleri. Kökenleri. O yüzden buradan köpek aldığınız zaman köpeğiniz ne olarak neyse, örnek Presse Canario'sa Safkan Presse Canario'dur. Kenkors'ta Safkan Kenkors'tur. Bandok'sa Safkan Bandok'tur ve kendi milli köpeğimizdir.
Bu bandok yavrular muhteşem güzeller. Bence birkaç yıl içinde Türkiye'de en fazla talep gören ırk haline geleceğini ben düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Çünkü anne babalarını da gördüm ben. Size daha sonra gösteririz bir randevu daha alabilirsek. Yoğun olduğu için her zaman alamıyoruz. Bizim videolardan versin arkadaşlar size. Evet, Guardia Turkan'ın bir de kendi YouTube kanalı var. Can Bey YouTube kanalını sonradan açtı. Niye açtınız diye sorduğumda da ya gerek yok zaten dedi. Hani bizi biliyorlar dedi herkes dedi. Sonra bir de sonraki sorduğumda ya dedi internette o kadar çok uyduruk bilgi var ki dedi. Sırf bu kanalı dedi insanları bilinçlendirmek için açtınız demiştiniz. Ve tamamen bildiğim kadarıyla eğitici bilgiler veriyorsunuz orada. Yani bizim ticari bir kaygımız yok. Neden yok? Biz senede ortalama ya vurursak işte 600-700 yavru üretiriz. Bu 600-700 yavrunun 300 tanesine yakını yurt dışına gider. Bir 400 tanesi de Türkiye içinde satılır. Yani o 400 tane bir tanesi bende o zaman. He. Yani böyle hani reklam ihtiyacı. Mesela sosyal medyaya baktığınızda Instagram'lar, Facebook'lar falan bir tek bizim reklamımız. Hani insanlar o gruplarda yavru satmaya çalışırlar ya. Biz tarihimiz boyunca gruplarda hiç yavru satmaya çalışmadık. Çünkü öyle bir ihtiyacımız yok. Çok eskiyiz. Çok eski olduğumuz için müşteri memnuniyetimiz çok yüksektir bizim. En büyük referansımız bizden köpek almış aileler olduğu için genelde biz bizden yavru alanların çevrelerine, akrabalarına, komşularına, parkta tanıştıkları insanlara zor yavru yetiştiriyoruz. Yani sizin köpeği görüyorlar parkta. Ya bizim köpeği görüyorlar. Ya bu birçok olmuştur. Mesela şu an Kayseri'de bir prese kanaryo alacak olan ne yapar? Hemen Guardia Turca'ya gelir. Neden? Çünkü Kayseri'ye bir sürü yerden prese kanaryoya gitmiş ama en güzelleri Guardia Turca'lar. Bu Antalya için de geçerli. İşte ne bileyim İstanbul için de geçerli. O parklarda görüyor, yan yana geliyor ya insanlar. Farkı orada görüyorlar yan yana gelince. Bir tek prese kanaryo için de değil yani mesela Mastiff arayan birisi, mesela Napolitan Mastiff alacaksa bana gelecek. Yani başka yok, üretici yok. Neden yok? Çünkü Napolitan Mastiff üreten herkes zarar eder. Cebinden para harcar. Yani Napolitan Mastiff kendi maliyetini kurtaramaz. Çok iyi. Pahalıdır. Yani genelde köpek çiftliklerinde zihniyet şeydir yani çok çabuk yavru olsun, çok olsun, küçük olsun, az mama yesin, teacup olsun, 10 gün emzirirler büyümesin diye küçük tutmaya çalışırlar falan. Bizim burada bir Ali abimiz var, yani adamın gözünü çıkartır, biraz az yemek ver falan desem bana saldırır yani. Köpekleri tosun gibi besliyor hepsini yani. Bizim yavrular da hemen büyür. İşte bakın örnekler kucağımızda zaten. Bunlar 23 Nisan doğumlu. Bugün baktığımızda kaç günlük oluyorlar? 17-47 günlük tabii ki şu an. Şöyle de bir gösterebiliriz aslında ya. Uzun şöyle. Oy. Ali abinin beslediği yavrular değildi. Bunları gösterebiliriz size. Şimdi bizim Ali abi bir gün şeye gelmişler çiftliğe. Meşhur bir yazarımız gelmiş, bayan yazar. Siz buranın sahibi misiniz demiş. Ali abi demiş hayır. Burada işçi misiniz demiş, hayır. Peki siz kimsiniz demiş. Ben Seviç'im deyince hemen geri çekilmiş, korkmuş tabii. Hani yanlış anladınız. Ya. Sevici dedi. Yanlış anladınız. Ben köpek sevicisiyim demiş. Burada köpekleri sevdiğim için duruyorum demiş. Bizim Ali abi öyle doğumhanede yatar kalkar yani. Her şey doğru, evet. Bir gün doğum olmuştu, yere bir tane halı gibi bir şey serip sabaha kadar uyudu. Bizde doğum bitmez, doğum bitmediği için hem doğumhanede yaşıyor. İşte sonra da bakın gördüğünüz gibi bu kucağımızdaki gibi köpekler ortaya çıkıyorlar. Şimdi videomuzu Can Bey'in de çok vaktini almayalım. Çünkü bir sürü işi var. O arada bize vakit ayırdı. Tabii işlerin tamamı köpeklerle ilgili. Can Bey en son söylemek istediği bir şey var mı onu soralım. Ben hep şunu söylemişim. Özellikle ailelere mutlaka evde köpeğiniz olsun. Yani köpeksiz ev sadece evdir, yuva değildir. Yuva olabilmesi için içine köpek girmesi gerekir. Köpek girdiği zaman evin içine hem çocuklar açısından nasıl yani duygusal bir doluluk yaratacak, daha ahlaki, daha doğa sevgisi, daha hayvan sevgisi gelişecek, disiplin gelişecek, yaşamı şekle girecek. Yani bunu yaşayarak görürler. Köpeksiz kalmasın insanlarımız. Ha bir de seyircilerin şey konusunda uyarmak istiyorum yavru alırlarken.
Bu yanlış bir algı var Türkiye'de dünyanın tersine. Evin içinde evde köpek besleyenler için, evin içinde küçük ırk beslenir diye. Arkadaşlar bu çok yanlış bir algıdır. Yani küçük ırkların %70'i ev yaşamına uygun değiller. Bu bir. Büyük ırklardan da çok uygun olanlar vardır. Tüy dökme problemi olmayanlar falan. Genelde Avrupa ve Amerika'da evlerde büyük ırk tercih edilir. Buradan niye bundan bahsetmek istiyorum? Şu teacup modasından uzak durun. Teacup denen köpekler cücelik hormonuyla hormonlanarak üretilen ve yavruluğu boyunca 10 günden fazla emzirilmeyen, aç bırakılan, büyümemesi için, küçük tutulması için çok büyük zulme uğrayan yavrular. Bakın bunlar pıtrak gibi moda oluyorlar. Bir yıl, iki yıl çok ucube fiyatlara satılıyorlar. İki yıl sonra modası geçiyor. Yeni bir tane yapıyorlar. Genelde Kore merkezli çıkışlar bunlar. Yani şu Pomerian Bow, işte Poodle, Teacup, şunun Teacup'ı, bunun Teacup'ı, Teacup işte çay bardağı demek. Ya çay bardağı kadar köpek mi olur kardeşim? Ya bir düşün, çay bardağı kadar köpek üretiliyorsa bunu hormonlayarak, yani cücelik hormonu enjekte ederek üretiyorlar. Ya da dev köpekler. Devlik hormonu veriyorlar. Bu köpekler de zaten uzun süre yaşamıyorlar. Çok kısa ömürlü oluyorlar. Yapmayın. Köpek pediyatri benim en sevdiğim videodur. O kadar güzel bir konuya değinmişsiniz ki o konuda size de yani bu bilinçli ve bilimsel videoyu çektiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de aynı rahatsızlıkları duyduğumuz için sizle. Evet. Hani en azından insanlar fark etsin, bu köpekleri almasınlar, almayınca zaten art niyetli olan üretici grubu da bunu üretmeyecek zaten. Köpek oyuncak değildir. Köpeğin köpeklik yapmak gibi bir vasfı vardır. Lütfen köpek alın, oyuncak değil. Oyuncak alacaksan git oyuncakçıdan pillisini al. Evet. Evet, kesinlikle doğru. Hoşça kalın diyorum. Guardia Turca'dan hoşça kalın. Köpek Bey'le için bir tane daha videomuz sonlandı. Tekrar Can Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bir çiftlik yaptığı için, bu kadar hayvanlara özen gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.